Mutlu akşamlar. TV2 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Emrullah Cesur. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağım. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın anayasa değişikliği yapılacaksa birinci maddeden yapılsın açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek için gelin mecliste anayasa değişikliğinizi dile getirin dedi. Laf salatalığı yapmayın. Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek için gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliğinizi getirin. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın anayasa değişikliği yapılacaksa birinci maddeden yapılsın açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Hayati Yazıcı, anayasa değişikliği yapılacaksa birinci maddeden başlamak üzere yapılsın demiş. Hayati Yazıcı, laf salatalığı yapmayın. Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek için gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliğinizi getirin. Engin Yurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Yazıcı'ya sert tepki gösterdi. Buyurun sizi bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde getireceğimiz böyle bir teklife canımız pahasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İlk dört maddesini savunmazsak namerdiz. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, cesaretiniz yetmez, işiniz gücünüz şov şeklinde konuştu. O meclisten bunu geçirmeye cesaretin varsa gelin getirin. Bırakın milleti tahrik etmeyi. Hangi anayasaya uydunuz da anayasayı değiştirmek istiyorsunuz? İşiniz gücünüz şov. Yazıklar olsun. Ordulu gazeteci Nevzat Akata, Altınordu Belediyesi Ağustos ayı olağanüstü meclis birleşimini sosyal medya hesaplarından her zaman yaptığı gibi yine canlı yayınlamak istedi. Ancak gazetecinin canlı yayın yapması Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe tarafından engellendi. İşte o anlar. Dışarı çıkar mısınız lütfen? Tamam, meclis buyur. Bir dakika. Ama bak, bir dakika. Olmaz beyefendi. Belediye meclis toplantısı var burada. Efendim, ben zaten Sayın Başkan. Sayın Başkan. Altınordu Belediye Meclisi'nde yine bir canlı yayın skandalı daha. Adamla da konuşuyor. Buyurun, sen oturur musun kardeşim? Sayın Başkan, beni dışarı mı atıyorsunuz? Buyurun. Beni dışarı mı atıyorsunuz? Onu söyleyin, ben giderim. Ordu Kent Gazetesi imtiyaz sahibi Nevzat Akata, Altınordu Belediyesi Ağustos ayı olağanüstü meclis birleşimini sosyal medyasından her zamanki yaptığı gibi yine canlı olarak yayınlamak istedi. Ancak gazetecinin canlı yayın yapması Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe tarafından engellendi. Engellenmekle kalmadı, gazeteci Akata güvenlik tarafından dışarı çıkarılmak istendi. O anlarda gazetecinin kamerasına yansıdı. Ben herkes değilim. Ordu Gazeteciler Derneği'ne üye. Buyurun. Ya olmuyor adam, siz niye kovuyorsunuz? Efendim buyurun. Gitmiyorum. Buyurun. O zaman çekim yapmıyorsunuz. Kapatın. Kapalı kalsın. Evet arkadaşlar, 11-12 Ağustos. Gazeteci Nevzat Akata, gazetecilik gereği yıllardır canlı olarak yayınladığı Altınordu Belediyesi meclis toplantısını Başkan Ulaş Tepe'nin neden yayınlatmak istemediği kamuoyunda büyük merak konusu. Öyle ki buna benzer anlar Ağustos ayı olağan ikinci meclis birleşiminde de yaşanmıştı. Ulaş Tepe tarafından canlı yayını engellediği için problem de çıkmasın diye şimdilik susuyorum. Şimdilik Cumhuriyet Halk Partisi'ne havale ediyor. Başkan Tepe'nin gazeteciye kimlik sorup dışarı çıkarmak istemesi, seçim öncesi kamuoyunda şeffaf ve özgürlükçü bir belediye olacağız vaatlerini yeniden akıllara getirdi. Altınordu Belediyesi'nde de yeni dönemde bütün ihalelerimizi katılımcı, şeffaf, hesap verebilir belediyenin bütün sosyal medya hesaplarından yayınlayacağız. Birincisi bu. İkincisi de bütün belediye meclis toplantılarımızın tamamını halka açık yapacağız. Gerekirse mahalle mahalle toplantılar yapacağız. Herkese şeffaf hesap verebilir olacak. Bir dakika, baktan soruyor siz beni Şov abicim, toplantının gelin. İçinde toplantıyı bölüyorsunuz. Buyurun. Bak başarılı oldunuz. Bir dakika sen beni oldu. Ya ben ne başaracağım Sayın Başkan? Bizler de gazeteci olarak yorumu kamuoyuna bırakırken öte yandan kamuoyunu bilgilendirme ve haber yapma özgürlüğü bulunan gazeteciye bu muamelenin yapılması vicdanları bir kez daha sorgulattı. Tamam, dışarı çıkar mısınız lütfen? Tamam, meclis buyurun. Bir dakika. Ama bak, bir dakika. Beyefendi. Belediye meclis toplantısı var burada. Efendim ben zaten Sayın Başkan.
Başkan. Sayın Başkan. En zor iş gazetecilerin işi. Çünkü Türkiye'de gerçekten basın özgürlüğü noktasında ciddi bir sıkıntı yaşandığı ortada. Burada biraz bizim de kusurumuz var. Özellikle gazetecilerin çalışma şartları, mesleklerini yaparken kendilerini ne kadar özgür hissediyorlar, ne kadar özgür davranabiliyorlar ve nelerle karşılaşıyorlar. Altınordu Belediyesi, Ağustos ayı olağanüstü belediye meclis toplantısı yapıldı. Başkan Ulaş Tepe yönetiminde gerçekleşen toplantıda Altınordu'daki birçok sorun da ele alındı. Son dönemde Türkiye'nin bir numaralı gündemlerinden olan sokak hayvanları kanunu hakkında da gelişmeler yaşandı. Başkan Tepe, bakın konuya nasıl yaklaşım sergiledi. Altınordu hiç kimse vicdana dokunan görüntüleri izlemeyecek. Altınordu Belediyesi, Ağustos ayı olağanüstü belediye meclis toplantısı yapıldı. Başkan Ulaş Tepe yönetiminde gerçekleşen toplantıda Altınordu'daki birçok sorun ele alındı. Son dönemde Türkiye'nin bir numaralı gündemlerinden biri olan sokak hayvanları kanunu hakkında da gelişmeler yaşandı. Evet, sokak hayvanları konusu tabii hepimizin basından izlediği çok üzücü görüntülerle karşı karşıya kaldığımız bir süreç. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum ki Altınordu'da biz bu görüntülerin yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Altınordu'da vicdanlara dokunan görüntüler oluşmayacak dedi. Adeta vatandaşa bu konuda başkan nezdinde bir teminat verdi. Ama buradaki tabii ki sokaktaki insanların beraberce güvenliğini sağlama konusunda güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum ki Altınordu hiç kimse vicdana dokunan görüntüleri izlemeyecek, izlettirmeyeceğiz. Çünkü biz bunlara bu konuda hassas davranıyoruz. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım şartlarında üreticilere kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda %5 olan çürük oranı %7'ye, nem oranı da %6,5'a çıkarıldı. Kokarca belasıyla uğraşan üretici ise bu sezon esnetilmiş alım şartlarından dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne müteşekkir. Şu anda baktığımız zaman kriterler üzerinden aslında kriterler çok zor değil. Bugün itibarıyla da hem Altınordu'da, Fatsa'da ve Ünye'de alım yerleri açıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi, tarımsal üreticilerin taleplerini göz önünde bulundurarak alım şartlarında önemli esneklikler getirdi. Bu düzenlemeler özellikle fındık üreticilerini sevindirecek nitelikte. Daha önce %5 olarak belirlenen çürük oranı yeni düzenlemeyle %7'ye çıkarıldı. Ayrıca nem oranı sınırı da %6,5 olarak güncellendi. Bu değişiklikler fındık üretiminde sıkça karşılanan sorunlara karşı üreticilerin elini rahatlatmayı amaçlıyor. Yani geri fındık dönme mümkünatı görülmüyor. Üreticimiz fındığını normal bir şekilde bakımını yaptığı zaman şu anda fındığın geri dönmesi diye bir şey yok. Olmaz zaten. Zaten şu anda bakımı ile ilgili biz üretici olarak fındığımızın bu şekildeki TMO'ya gidebilecek fındığı zaten hazırlıyoruz. Yani burada korkmayalım. Yani bu Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındığım geri döner diye bir korkumuz olmasın. Kokarca zararlısıyla mücadele eden üreticiler bu sezon yaşanan zorluklara karşı devletin bu adımını memnuniyetle karşıladı. TMO'nun alım şartlarında yaptığı bu düzenleme kokarca nedeniyle ürünlerinde kalite kaybı yaşayan üreticiler için önemli bir destek olarak görülüyor. Fiyat iyi. Zaten ben 30 sene bu işi yaptım. Hep 2,5-3 dolara gidiyordu. Yine de bugün 130 lira 4 dolara yakın bir fiyat yani. Abi canım, bu olmasa fındık 80'e 90'a da düşer. Devlet her zaman müdahale eder. Ta eskiden beri. Şimdi değil ki. Üretici açısından avantaj. Fiyatın yükselmesi açısından avantaj. Köylünün fındığı tüccara, faiziye kapsaması açısından avantaj olarak görüyorum. Yani orası 130 lira şu anda fındık alıyorsa benim fındığım olsun. Hemen götürürüm buraya var orada. Kolay mı? Tabii abi ciddi konuşalım. Bak ne diyorum, ton başına ne yapar? 20 mi? 2 tonda ne yapar? 40 milyar. Ama arkadaşım tabii ben oraya varırım abi. Fındığım olsun oraya varırım. Yetkililer bu düzenlemelerin üreticilerin mağduriyetlerini en aza indirmek ve hasat sezonunun daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtiyor. Üreticiler alınan bu kararın fındık alım fiyatlarında olumlu yansıyacağını ve bu yılki hasat döneminde daha fazla kazanç elde edebileceklerini umuyor. Zaten %5 olan çürük oranı bu sene %7'ye çıkarıldı. Nem oranı da 6,5'a çıkarıldı. Bu kriterlerde
fındık geri dönmez. 3-4 gün kuruttuğumuz fındığı, seçtiğimiz fındığı rahatlıkla TMO'ya getirebiliriz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne şu anda önemli derecede taleplerin olacağını düşünüyorum. Alım şartlarındaki bu iyileştirmenin uzun vadede fındık kalitesini artırması ve üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Fatsa İlçe Başkanı Avukat Onur Çam, Ordu'nun Fatsa ilçesi Taşlıca mevkiinde uğradığı bir fındık bahçesinden seslendi. Kokarca hasarı ortada, üretici burada ama yetkililer nerede diye sordu. Kokarca adı verilen böceğin buradaki zararları ortada. Bakın görüyorsunuz, bu fındıktan daha fayda beklenmez. Bu fındığı nereye satacağız? Yurt dışı piyasası bu fındığı almaz. Üretici fındığını ilaçladı, budadı, gübreledi, bakımını yaptı. Ancak kahverengi kokarcaya karşı koyamadı. Doğaya salınan binlerce samuray arısı ve envai çeşit tuzak da popülasyonun yok olmasına yetmedi. Kısaca üretici üstüne düşen her şeyi yapıyor. Fakat aldığı netice ortada. Bugün fındığı toplamak için fındık bahçesine girmiyor, fındığını toplamıyor. Çünkü fındık ya çürük ya lekeli, tadı bozulmuş. Üretici fındığını nakite çevirmeyi umut ederken fındık almayan tüccarla fındıktaki çürükle çarıkla uğraşıyor. Doğaya samuray arısı salındığı söylendi. Buradan yetkililere soruyorum. Nerede bu samuray arıları veyahut da sonuç müspet olmadığı ortada. Cumhuriyet Halk Partisi Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam, Ordu'nun Fatsa ilçesi Taşlıca mevkiinde uğradığı bir fındık bahçesinden seslendi. Kokarca hasarı ortada, üretici burada ama yetkililer nerede diye sordu. Her fırsatta kendinin Ordulu olduğunu kanıtlamaya çalışan vekilleri hatırlattı. Ufuk gazozu ve Ordu tostu diye de ipucu verdi. Ancak zaten akıllarda çoktan AK Partili Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak canlandı. Kokarca meselesi üzerinden hükümetin il ve bölge milletvekillerini topa tutan Çam, hükümetten çözüm beklendiğinin de altını çizdi. Fındık bizim altın ürünümüz. Fındığın siyaseti olmaz. Fakat buradan soruyorum. Bundan sadece muhalif milletvekilleri mi zarar görüyor? Veya muhalif partiye gönül veren üreticiler mi zarar görüyor? Bundan AK Partilisi de, Saadet Partilisi de, MHP'lisi de herkes zarar görüyor. Dolayısıyla soruyorum, sayın iktidar milletvekilleri, kendisinin Ordulu olduğunu, Ordu tostu ve Ordu gazozu içtiğini söyleyerek ispatlamaya çalışan milletvekili, buradan size soruyorum, bu kokarcayla alakalı, bu fındık üreticisinin perişanlığıyla alakalı ne yaptınız, ne söylediniz? Burada üretici perişan. Yurt dışından da örnekler veren CHP'li başkan, kokarcayla mücadele ve üreticiye destek için formülü de paylaştı. Hükümet yetkililerine seslendi. Buranın artık bir, bu coğrafyanın, bu bölgenin bir afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekmekte. Ve devletin açıkladığı fiyattan, TMO'nun açıkladığı fiyattan ve 50 randuman üstündeki fiyattan bu alımları kokarca olup olmamasına bakılmaksızın destek alımlarının yapılması gerekmektedir. Çok sayıda kokarca zararlısı şu anda. Samsun'un Terme ilçesinde bir üreticinin satmak üzere getirdiği fındıkları alıcının kokarca var iddiasıyla geri çevrildi. Üretici ise fındığını yolun ortasına döktü, tepki gösterdi. Ardından boş çuvallarını da alarak alandan uzaklaştı. Fındığı alamayan köylünün hali bu. Yola sevdiği adamın fındığı. Bu görüntüler Samsun'un Terme ilçesinden. Bir fındık üreticisi 12 ay boyunca emek ettiği fındıkları satmak istedi. Ancak alıcı fındığın kokarcadan zarar gördüğünü söyleyerek talebini geri çevirdi. Yemin ederim helal olsun. Şunun fotoğrafını çeksene. Çek şunun fotoğrafını. Vallahi çek ya. Yaşanan bu olayın ardından üretici kabul edilmeyen fındıklarını yolun ortasına dökerek tepkisini böyle gösterdi, boş çuvallarını alarak oradan ayrıldı. O anlarsa vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yemin ederim helal olsun. Şimdi üretici mi suçlu, alıcı mı bilinmez ancak yaşanan bu olay kokarcanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahverengi kokarca zararlısı sahil kesimlerdeki mahallelerde etkisini yüksek oranda göstermeye devam ediyor. Özellikle bir yer var ki tüccarlar bile oranın fındığını almak istemiyor. Yer Altınordu Yemişli Mahallesi. Üretici ise yetkililerden destek bekliyor. Ya yakarım ben bu fındığı, 50 liraya yine vermem. Yakarım, sobada yakarım, 50 liraya yine vermem. Tavuklara yem yaparım, yine vermem. Üreticiler tepkili. Sebebi ise fındık zararlısı, kahverengi kokarca. Yer Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi. Bu yıl fındık hasadı sırasında ilaç kullanmış olmama rağmen, yani kokarca ilacı bahçede, buna karşın kokarca böceğinin var olduğunu gözlemledik. Böyle öldürüyor, bazen de uçuyor. Ondan sonra her şeye, sebzelere, fasulyelere, fındıklara çok büyük zarar verdi. Fındığın içinde bayağı kokuyor kırdığın zaman. İçine siyahlık vermiş. Yemişlerin fındığını tüccarlar almazmış. Büyük zarar. Kahverengi kokarca hem bahçede hem de tüccarlarda sorun oldu. 100 liradan, 60 liradan, 90 liradan tüccarların eline biraz da koz geçti. Fındıkta rekolte ve kalite kaybına neden olan zararlıyla mücadele aslında uzun zamandır sürüyor. Ama kimi bahçede ilaçlama da engel olamadı zarara. Fındık hasadı sırasında ilaç kullanmış olmama rağmen, yani kokarca ilacı bahçede, buna karşın kokarca böceğinin var olduğunu gözlemledik. Çocuklar hep ilaçladı bahçelere, bahçelerde yoktu. Onun için bizim fındıkta hiç yok. Acı diyorlar, şey diyorlar. Kırın bakın, hiç acılığı yok yani. Hani onu da esasında her sene yapıyoruz ilaçlamasını. Belki de bu sene bilinçli veya bilinçsiz olarak tam o kokarcanın fındığı sokma dönemine denk geldiği için ben fazla görmedim bahçelerde. Daha sonrasında aşağıda bir bahçemiz var. Orada daha çok yoğunlukta gördüm. Harmana getirdim de ayrı serdim. Harmanda 3 defa ilaçlama yaptım ben fındığı. Ve bu bölgeyi tam 4 defa İlacım da içeride. 4 defa bu bölgeye yayılmasın diye ilaçladım ben. Şu anda gezin, bu bölgede bir tane kokarca göremezsiniz. Kokarca kabusu hasat sonrası da devam ediyor. Üstelik bu kez çok farklı. Yani kokarcayı bahane eden emek hırsızları durumu fırsata çevirdi. Bir oyun olduğunu düşünün, bir de fındığa bakılmadığını düşünüyorum. Harmana getirip bırakıyorlar. Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama ben ne yapmıyorum, ben devamlı içindeyim, atlıyorum, çeviriyorum, ediyorum, yağmur geldi, kapatıyorum, açıyorum. Ha, ne bileyim ben. Ben 100 tane fındık kırdım, ya bir tane ya iki tane. Geçtiğimiz yılın fındığı duruyor içeride, bakın belki geçen sene daha fazladır. Neden mi özellikle bu sene bu fındık üzerinde, kokarca üzerinde yoğunlaştılar, ben anlayamıyorum. Fiyat kırparak ürünü değersizleştirmeye çalışanlar kimlerin ekmeğine yağ sürmek istiyor bilinmez ama üretici bu oyunun da farkında. Çağırlarsa yetkililere. Bunun bir çaresini bulsunlar isteriz. Vatandaş kendi şeyine, maddi manevi neyse alıp vuramıyor. Devlet bir el koysa memnun oluruz. Bu konu hakkında yetkililerin ne gibi bir şeyi var, yani vatandaşlara bilgilendirmesi var. Önce bunların bakılması gerekiyor, araştırılması lazım. Neden bu üretici sahipsiz bırakılıyor? 120 lira, 130 lira olan fındığı bugün, geçtiğimiz günlerde bir tane komşumuz burada alt kesimlerde bir bahçesi varmış. O götürdü fındığı, verdi 100 lira, efendim götürüyor 70 lira fındığın demiş. O da tabii fiyatı beğenmemiş, başka tüccara götürmüş, 45'e alırım demiş. Bu ne demek ya? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler öncülüğünde Parklarda Hayat Var sloganıyla kültür sanat etkinlikleri başlatıldı. İlk durağı Durugöl Park olan programda vatandaşlar doyasıya eğlendi, etkinliğin tadını çıkardı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler öncülüğünde vatandaşların hizmetine sunulan Modern Parklarda, Parklarda Hayat Var sloganıyla kültür sanat etkinlikleri başlatıldı. Ahmet, uzatmasam mı? Karıştırma ya. Anacığım, kabul etti artık. Bu kapsamda programların ilk adresi Durugöl Park oldu. Konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk oyunlarından açık hava sineması gibi birçok etkinliğin yer aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ulan babam idare edecek lan. Hazır.
Çocukların da eğlenceli oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli ikram ve hediyelerle keyfini çıkardığı program renkli görüntülere sahne oldu. (19 Ağustos Pazartesi günü saat 19.30'da Duru Göl Park'ta başlayan programlar, 23 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Ihlamur Park'ta, 2 Eylül Pazartesi saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi Engelsiz Park'ta, 3 Eylül Salı günü saat 19.30'da Ayışığı Park'ta, 4 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da Turnasuyu Kordon Park'ta, 9 Eylül Pazartesi saat 19.30'da Çamlı Köşk'te, 11 Eylül Çarşamba günü saat 19.30'da Erguvan Park'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in göreve gelmesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımına imza atan Büyükşehir Belediyesi modern ve konforlu ulaşım ağlarını vatandaşların hizmetine kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımına imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi modern ve konforlu ulaşım ağlarını vatandaşların hizmetine kazandırmaya devam ediyor. 19 ilçeyi şantiyeye çevirerek program dahilinde yolları asfalt, beton ve stabilize konforuyla buluşturan, yeni yollar açıp mevcut yolların standardını yükselten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ünye ilçesinde Sofutepesi Mahallesi'ni de asfalt konforuna kavuşturdu. Çalışmalar kapsamında vatandaşların yıllardır tozdan ve çamurdan mağduriyet yaşadığı mahalle yolunda yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah asfaltla buluştu. Sofutepesi Mahallesi'nden İkizce Karayolu'na da bağlantı sağlayan yol modern ve konforlu bir görünüm kazandı. İlçenin kalabalık noktalarından bir tanesi olan mahallede gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Vatandaşlar yıllardır özlemle bekledikleri hizmeti kendilerine sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti. Finans analisti İslam Memiş sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla altın yatırımcılarına uyarılar yaptı. Piyasaların bu hafta yoğun olduğunu vurgulayan Memiş, bugün o gündür dedi. Bankada sanal altını olan ve bunu fizikiye çevirmek için fırsat kollayanlar için bugün o gündür. Finans analisti İslam Memiş altın yatırımcılarını net bir şekilde uyardı. Elindeki sanal altını fiziki altına çevirmek isteyenlerin zarar etmemeleri için dikkat etmeleri gereken noktayı bugün o gündür diyerek duyurdu. 1 kilogram altının karşılığında 81.200 dolar alıyorsunuz. Bozarken de 81.000 dolara bozuyorsunuz. Yani kilosunda 200 dolar alım satım arasında. 81 kilo altını bozduruyorsunuz, 81.000 dolar alıyorsunuz. 1 kilogram altını dolarla almak istiyorsanız da 81.200 dolar veriyorsunuz. Şu anda parite bu. 80.000 dolar bekliyorum, 80.000 dolar seviyesinin aşağısını da bekliyorum. Ama bankadaki altınlarını fizikiye çevirmek isteyenler için o gün bugündür, bilginiz olsun. Ve bunu parite üzerinden yapacaksınız. Parite üzerinden yapmayanlara geçmiş olsun. Yani ben bankaya gideceğim, bankadaki altınımı TL'ye çevireceğim, TL'den tekrar dolara çevireceğim, dolarımı alacağım, tekrar TL'ye çevireceğim, altınımı alacağım. Geçmiş olsun, sakın öyle bir şey yapmayın, ziyan edersiniz varlıklarınıza. Gram altın fiyatlarına da ayrıca parantez açan İslam Memiş, ons altın nereye, gram altın oraya dedi. Gram altın TL fiyatı 2751 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Şu anda 2742-2752 lira seviyesinde gram altın, yine geçen haftaki kapanışın aynısı. Ama gram altın yatırımcısında yine bu hafta ne diyoruz? Ons altın nereye, gram altın oraya. O yüzden ons altında bu haftanın özelinde düşüş beklentim olduğu için gram altında da düşüş beklentim olacaktır. Ancak malum biliyorsunuz 2730 lira direnciydi. 2730 lira direncini kırdık Ağustos ayında. 2750 lira seviyesini gördük.
gram altında düşüş beklediğini söyleyen Memiş, bunun alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yükseliş için Eylül ayını işaret etti. Eylül ayında 2830-2880 lira seviyesini beklediğimiz için ons altın tarafındaki geri çekilmelerle birlikte gram altın tarafındaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Eylül ayındaki hedefimiz 2830-2880 lira seviyesi. Her ay yeni bir rekor kıracak, eze eze giden bir gram altın göreceğiz karşımızda. Ordu dahil 81 il genelinde düzenlenen Mercek 23 operasyonları kapsamında son 5 günde 81 ilde ruhsatsız tabanca ve silah taşıyanlara ve kaçakçılara yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Ordu dahil 81 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı Mercek 23 operasyonları son 5 günde büyük başarıya imza attı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilde yürütülen operasyonlar sonucunda 2269 ruhsatsız silah ele geçirildi ve 2439 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlar kapsamında 1289 ruhsatsız tabanca, 387 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. En fazla silahın ele geçirildiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı iller arasında İstanbul, Konya, Adana, İzmir ve Ankara başı çekti. İstanbul'da 222 tabanca ve 21 av tüfeği ele geçirilirken 337 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da ise 160 tabanca ve 29 av tüfeği ile geçirilerek 79 şüpheliye işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek dedi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, kaymakamlara ve gören alan jandarma ve emniyet güçlerine de teşekkür etti. Bu haberimizle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Gece bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.